Günaydınlar efendim, ben İsmail Yolcu. BBN Türk Ankara stüdyolarından eğitimci yazar Süleyman Belediyeoğlu, Türkiye'nin bonus hocasıyla birlikte hazırladığımız ve her pazar saatler 11.30'u gösterdiğinde sizler için hazır olduğumuz programımız Kırmızı Kalem başlıyor efendim. Bugün çok önemli ve çok değerli bir konuğum var. Kendisi Ankara Bilim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Cem Harun Meydan. Az sonra hocamızla keyifli bir sohbete başlayacağız efendim. Instagram Bonus Hoca üzerinden bizlere sorularınızı, görüşlerinizi iletebilirsiniz. Aynı zamanda şahsi hesabım Twitter İsmail Yolcu üzerinden de yine bizlere ulaşabilirsiniz diyorum. Bugün neyi konuşacağız sevgili izleyiciler? Bugün gençlerimizi, ülkemizin aydınlık yarınları, gençlerimizi konuşacağız. Gençlerimizi gelecekte hangi meslekler bekliyor? Onların hedefleri ve hayalleri acaba nasıl örtüşür? Onu konuşacağız. Dünyayı konuşacağız, Türkiye'yi konuşacağız, Ankara'yı, bilimi ve üniversiteyi konuşacağız diyorum ve değerli hocam hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim İsmail Bey. Sağ olun, kırmadınız hocam. Yoğunluğunuzu ben bizzat yakından biliyorum ama konu gençler olunca hepimiz hazırız değil mi? Evet, doğru. Beni burada ağırladığınız için ayrıca teşekkür ederim. Estağfurullah. Hocam, keyifli bir sohbet, pazar sohbeti. Sevgili izleyicilerimizin de kahvaltılarına eminim ki eşlik ediyor olacağız. Önce kısaca Profesör Doktor Cem Harun Meydan kimdirle başlayalım. Devamında hem Ankara Bilim Üniversitesi'nden kısaca bir giriş yapalım ki anlatsak program yetmeyecek tamamın. Evet, doğru. Kısa kısa hem üniversiteyi hem de geleceğin mesleklerini, gençlerin şu anda yapmaları gereken girişimleri, motivasyonlarını birçok konuyu ele alacağız. Buyurun başlayalım. Ben Ankara Bilim Üniversitesi Rektör Yardımcısıyım. Aynı zamanda İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanıyım. Üniversitemizde Yönetim Bilişim Sistemleri bölümümüz var. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün öğretim üyesiyim. Kuruluşundan beri üniversitede görev yapıyorum. Daha önce farklı üniversitelerde de görev yaptım. Kuruluşundan beri üniversitede görev yaptığımız için de üniversitenin her aşamasından yani yönergelerin, yönetmeliklerin oluşturulmasından, kalite çalışmalarından, stratejik planın oluşturulmasından tamamının içinde bulunuyorum. Öyle evet. Söyleyeyim. Hem şey gibi değil mi? İçinde bulunuyorum. Kıymetli hekimlerimizde anatomi hekimleri çok farklı bir yerdedir. Çünkü işin tam merkezindedir. Siz de evet. Üniversitenin anatomisine hakim bir akademisyensiniz. Evet, doğru. Tam merkezindeyiz. Esas alanım yönetim ve strateji. Ama lisansım endüstri ve sistem mühendisliği. Yüksek lisansı işletme de yaptım. Doktoram yönetim, savunma yönetimi doktorası yaptım. İşte doçentliğim yönetim ve strateji. Dolayısıyla böyle çok geniş bir yelpazede ilgi alanım var. Evet, siz şimdi konuşurken ben yaşasın diyorum içimden. Çünkü işletme gibi birçok alanla doğrudan evet. Bağlantısı olan bir bölüm. Onu konuşalım o zaman. Yönetim bilişim sistemleri ki bana göre son yılların en yükselen meslek evet. Bölümlerinden bir tanesi. Onu da ayrıca konuşmaya birazdan başlayalım hocam. Tabii. O zaman kısaca da Ankara Bilim Üniversitesi 2 yıllık bir üniversite. Genç, dinamik, enerjik. Ankara'mıza ve ülkemize ve tabii ki dünyaya büyük katkılar daha şimdiden sağladığında görüyor olmak hem beni bir Ankaralı olarak mutlu ediyor hem de bir dünya vatandaşı olarak beklentilerimi de yükseltiyor. Ankara Bilim Üniversitesi'nin hikayesi nedir hocam? Yani şu cümlenizden ya da şu kelimelerinizden başlayayım. Genç, dinamik, enerjik. Evet, yani genç, dinamik ve enerjik bir üniversiteyiz. 2 senedir de bu dinamizmimizi kaybetmedik. En büyük gücümüzün de o olduğunu düşünüyoruz. Çok enerjik, birçok şeyleri yapmaya gayret eden bir üniversiteyiz. Üniversitemiz Verimlilik Vakfı'nın kurucu vakıf olduğu bir üniversite. 4 tane fakültemiz var, 13 tane bölümümüz var fakültelerimiz içerisinde. Hali hazırda Anadolu Bulvarı üzerinde bir yerdeyiz. Geçici ama, olarak evet, şu geçici anda olarak oradayız. Sayın Rektörümüz şehrin tamamı bizim kampüsümüz diye çok iddialı ve çok da yerinde güzel bir cümle kuruyor. Çünkü üniversite olarak şehrin tamamına hem hizmet edip bir katma değer katan bir üniversite hem de evet. Bir Ankara dersi var hocam. O bahsedeceğim evet o Ankara dersinden büyük de bahsedeceğim. İzleyicilerimizin çok dikkatini ve ilgisini çekecek. Onu da notlarınızın arasına alın lütfen. Evet Ankara dersinden evet. Bahsedeceğiz mutlaka. Hem evet şehrin her tarafına ulaşabilen hem de başka bir mottomuz daha var. İçinden şehir geçen üniversite diye. Yani biz tüm bizi izleyenleri, öğrencilerimizi, öğrenci adaylarımızı, farklı üniversitedeki öğrencileri üniversitemize davet ederiz. Gelsinler, bizi bulunduğumuz yerde ziyaret etsinler, farklı sohbetlere katılsınlar. Biz üniversite olarak 2 senedir birçok
Seminer yaptık, webinar yaptık ve bunu tüm Türkiye'ye açık olarak yaptık. Gelip orada canlı canlı izleme şansları da var. Geçen sene pandemiden dolayı biraz webinarlarımız uzaktan oldu ama artık canlı canlı izleme şansları da var. Takip etsinler, gelsinler. O yani sınırlarınız, yani stratejik yönetim dedim ya, evet, benim alanlarımdan bir tanesi. Sizin ilgi alanınız ve etki alanınızla doğru orantılıdır. Yani sizin için bizim üniversitemizin sınırları sadece Ankara'yla da değil, Türkiye'yle de değil, tüm dünya ile sınırlı, öyle söyleyelim. Dolayısıyla o sınır sizin nasıl tanımladığınıza bağlı. Evet, mekan olarak öyle bir mekandayız ama öncelikle Ankara, sonra da Türkiye çerçevesinde hareket etmeye devam ediyoruz üniversite olarak. Hocam şimdi az önce 4 fakülte ve 13 bölüm vardı. İsterseniz bir hemen fakülte ve bölümlerimizi de sayalım. Sonra ben size kendi doğaçlama, sizin anlattıklarınızdan sorular ki mesela o az önceki işletme ve yönetim bilişim sistemlerinden çıkarak Güzel Sanatlar Fakültesi var. Evet, doğru. Çok hoş, böyle ilgi çekici bir bölüm. Belki de gelecekte hiç kimsenin hayal etmeyeceği, bugünden aman okuyup da ne olacak ki denilen o Güzel Sanatlar Fakültesini bilişimle, teknolojiyle, illüstrasyonla bütünleştirip çok farklı hedeflere, hayallere ulaşılabilecek aslında, evet, bir anahtar bölüm, evet, fakülte hem de. İsterseniz Güzel Sanatlar Fakültesinden başlayalım hocam. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültemizde 3 tane bölümümüz var. Yeni Medya ve İletişim, Film Tasarım ve Yönetmenlik ve İç Mimarlık bölümü var. Diğer fakültelerimizden de bahsedeyim tabii, isterseniz. Hepsini. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültemizde Yönetim Bilişim Sistemleri, benim de içinde bulunduğum İşletme, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Psikoloji ve Mütercim Tercümanlık bölümlerimiz var. Mühendislik Mimarlık Fakültemizde Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik, Elektronik ve Endüstri Mühendisliği bölümümüz var. Ayrıca bir de Hukuk Fakültemiz var. Tüm bölümlerimiz, Hukuk Fakültesi Türkçe, o hariç, tüm bölümlerimizde eğitim dilimiz %100 İngilizce. Hemen araya gireceğim. Tabii. Öğrenciler ve aileleri şimdi şunu merak edecekler. Hukuk gayet tabii ki milli bir derslerimiz, evet, var, kanunlarımız var. Türkçe olması gayet doğal. Bölümleri sizin kendi alanınız dahil, diğer fakülteler dahil, İngilizce okuyor olmak öğrencilere ne gibi değerler katar hocam? Ya İngilizce artık dünyanın dili İngilizce. Her nerede olursa olsun yapılan tüm bilimsel yayınlar İngilizceye çevriliyor bir şekilde. Ya da en azından özetlerine İngilizce ulaşabilmek mümkün. Eğer biz dünyayı takip etmek istiyorsak dolayısıyla İngilizceyi bilme şart artık. Tabii ki Türkçeyi çok güzel kullanalım, Türkçeyi bilelim ve bunu kaybetmeyelim. Ben hani Türkiye'de Türkçenin çok güzel korunduğunu, hatta hep söylerler, dizi filmler çok iyi çeviri yapıldığı için, Türkçe çeviri yapıldığı için Türkiye'de İngilizce o kadar gelişmiyor acaba ondan mıdır diye. Belki de bir nedeni, ama Türkçeyi bu şekilde çok güzel koruyoruz. Korumaya devam edelim ama bilimin dilinin İngilizce olduğunu bilip o yönde de çalışmaya devam edelim. Şimdi biz bilişimden, bilgisayar mühendisliğinden ya da herhangi bir alandan bahsediyoruz. Bahsederken bunların her biriyle alakalı, yani yurt dışında özellikle işte Avrupa, Kuzey Amerika, Japonya, kısmen Çin diyebiliriz. Buralarda gelişmeler var. Bu gelişmeleri alıp ithal edip Türkiye'de geliştirmeye devam etmemiz lazım. Bunun için de İngilizce bilmek şart. Biz de bunu sağlıyoruz üniversite olarak. Harikasınız hocam. Sevgili izleyiciler, bu arada sorularınız gelmeye devam ediyor. Ben birazdan sizlerin sorularını değerli hocama iletmiş olacağım. Instagram bonus hoca üzerinden bizlere sorularınızı, görüşlerinizi iletebilirsiniz diyorum efendim. Hocam, yönetim bilişim sistemlerini birazcık didikleyerek başlayalım. Tabii. Sonra diğer mesela yazılım mühendisliği şu anda tabii ki çok çok popüler. Sizin bir cümlenize şahit olmuştum. Demiştiniz ki öğrencilerle buluşmanızda, bilgisayar mühendisliği ile yönetim bilişim sistemlerinin birçok dersi ortak demiştiniz. Evet. Bu ortak dersler ileride öğrencilere ne gibi katkılar sağlayacak? Bir de yönetim bilişim sistemleri nedir hocam? Herkese böyle çok sihirli bir bölüm oldu ki son yıllarda inanılmaz rağbet görüyor. Evet, doğru. Bu işin sırrı nereden geliyor? Şimdi yani kelimelerden yola çıkalım. Yönetim bilişim sistemleri. Yönetim, yani bu bölüm yönetimle ilgili konuları kapsar. Yönetim işletmenin fonksiyonlarından, temel fonksiyonlarından bir tanesidir. Biz yönetim bilişim sistemlerinde
bu alanda uzman olanların yöneticilere doğru karar verebilecek mekanizmaları oluşturmalarını, kurmalarını ve kendilerine sunmalarını bekleriz. Yöneticilere sunmalarını bekleriz. Dolayısıyla yönetim bilişim sistemlerindeki bir öğrenci işletmenin tüm fonksiyonlarını bilir, o alanlarda özelleşir. Yani insan kaynaklarıyla alakalı olabilir, bir üretim tesisinin içerisindeki tezgah hattı dengelemesiyle ilgili olabilir ya da finansla ilgili olabilir. Yöneticinin önüne doğru bilgileri koyabilirse bir çalışan yönetici, çünkü artık o kadar çok veri var ki etrafta, bu büyük veriden bahsediyoruz, birçok şeyin aynı anda analiz edilebilmesinden bahsediyoruz. Yönetim bilişim sistemlerindeki bir uzman, bu alanda uzmanlaşmış bir kişi bu verilerin tamamını yöneticinin önüne doğru şekilde süzüp koyabilecek yazılımları geliştirebilecek kişidir. Dolayısıyla bahsettiniz ya, bilgisayar mühendisliği, evet, ve yazılım mühendisliğiyle ortak dersleri var. Evet, onlar kadar derin mühendislik, bilgisayar mühendisliği dersleri olmamakla beraber temel yazılım derslerini bizim öğrencilerimiz alırlar. Bu yazılım dersleriyle beraber işletme bilgisini de birleştirip o bilgiyi birleştirerek gerekli olan bilginin süzülüp yöneticinin önüne konmasını sağlarlar. Burada tabii veri bilimi var, veri analizi var, hangi veriyi nereden alacağımız var. Belki biraz sonra konuşuruz, bu kalite çalışmaları, kalite yönetimi, onlarla ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Hem verimlilik çalışmaları kapsamında hem de işletmelere faydalı olmak kapsamında. İşte bu geri bildirimden, verilerin birleştirilmesinden yola çıkarak öğrenciler doğru bilgiyi istenilen yerde ve istenilen zamanda bulundurma üzere eğitiliyorlar yönetim bilişim sistemleri bölümünde. Yazılım da öğreniyorlar, onu özellikle söyleyeyim. Hatta bilgisayar mühendisliğinde biliyorsunuz mühendislik bölümlerinde bir 300 bin çıtası var. Evet. Bilgisayar mühendisliği ne çok gitmek istiyor öğrenciler, ama eğer bu mümkün değilse ben bilgisayar mühendisliğine çok yakın, en yakın bölüm olarak yönetim bilişim, evet, sistemlerini tavsiye ederim. Bilmeyen aileler için hemen altını çizelim. Hocamızın bahsettiği mühendislik, öğretmenlik, tıp, eczacılık, evet, gibi bölümleri tercih edebilmek için mühendislikte ilk 300 bine girme şartı var. Ama yönetim bilişim sistemlerini tercih edebilmek için herhangi bir başarı sırası şartı yok. O yüzden, evet, mühendislik çok isteyip de orayı ilk 300 bine giremeyen öğrenciler için ideal bir bölüm olarak da, evet, tavsiye ediyorsunuz. Tabii, kesinlikle tavsiye ederim. Dünyada yönetim bilişim sistemleri dünyada nerede? Biz neredeyiz hocam? Hani bizde son yıllarda daha bir popüler olduğu gibi algı var ama, evet, dünyada da aynı oranda mı? Yani şöyle, çıktı? Dünyada zaten son dönemde veri bilimi, veri analizi çok ön plana çıkmıştı. Biz buna hani işletme enformatiği de diyebiliriz, veri bilimi bölümü de diyebiliriz. Hani biz Türkiye'de genellikle yönetim bilişim sistemleri bölümü olarak belirlendi. Eskiden işletme enformatiği olarak da aslında bir, tabii, iki yerde Hacettepe. Tabii öyle bölümler vardı. Evet. Çok yakındır bu bölümler birbirine. Yani işletme enformatiği, yani enformasyon sistemleri. Hani o bilginin kullanılabilir, verim faydalı hale getirilmiş olması bu bölümler sayesinde oluyor. Peki diğer bölümleri de yine konuşacağız. Tabii ki. Biz bugün programımızın tanıtımını hafta içinde bugünün gençlerini gelecekte hangi meslekler bekliyor başlığıyla tanıtım hazırladık ve yaptık. Birazcık da böyle şimdi yönetim bilişim sistemleri bize ipucu olsun sevgili izleyicilerimize. Hocam şu anda 2022 yılında üniversite sınavına girecek ve devamındaki gençlerimiz veya sizin şu anda 2 yıldan beri aldığınız öğrencilerimiz kısa ve orta vadede ne gibi sürprizler bekliyor? Yoksa hayatın olağan akışı devam edecek, her zaman mühendislikler, her zaman hukuk o eskiden olduğu gibi yine devam edecek, yoksa bazı sürprizlere hazır mı olmalı hem öğrenciler hem üniversiteler? Yani zaten o yavaş yavaş geliyor gibi bana, öyle düşünüyorum. Pandemiyle beraber, evet, pandemiyle her şey beraber bazı şeyler hızlandı. O sürprizleri yaşıyoruz. Yaşadığımız için de çok da sürpriz olmuyor gibi geliyor, evet, açıkçası. Evet, keşfediyoruz. Bazılarını biraz acılı, işte pandemi sürecinde biz uzaktan eğitim meselesini tüm üniversiteler bir anda yüz yüze kaldılar ve bununla baş ederek ve başardılar da, yani baş ettiler ve başardılar da. Kısa dönemde ve orta dönemde ben çok büyük bir değişiklik olacağını düşünmüyorum açıkçası, ama hani dünyanın şuraya doğru gittiğini görüyoruz biz. Evet, yazılım, bilgisayar, bilişim, bunların çok önemli olacağını anlıyoruz. Diğer taraftan şimdi Metaverse diye bir şeyden bahsediyoruz. Geleceğiz mesela hocam Metaverse. Evet, yani onu konuşuruz ama öyle bir şeyden bahsediyoruz mesela, ya da sanal gerçeklik diye bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla o zaman şimdi Metaverse'den bahsediyorsak
sensör sistemlerinden bahsetmek lazım. Şimdi dün radyoda dinlerken enteresan bir çalışmadan bahsediyorlardı. Örümceklerle ilgili araştırma yapıyorlar. Örümceklerin görme yetilerinin çok fazla olmadığını ve ağın üzerine konan bir canlının titreşimlerini algılayarak ona gittiğini. Şimdi hani biz bir uçağın kanadının kuştan yola çıkılarak yapıldığını ya da genişletildiğini biliyoruz. Dikkat ettiyseniz şimdi son dönem uçaklarda uçağın sonunda bir şöyle bir kıvrım daha vardır. O kıvrım kuşlara bakılarak gerçekleştirilmiş ya da yapılmış uçak mühendisleri tarafından. Aynı mantıkla biz o sensör sistemlerini, şimdi Metaverse'de sensör sistemi neden önemli diyeceksiniz. Eğer Metaverse'de biz bu Matrix filmini hatırlar mısınız? Evet. Matrix filminde bir şey takıyorlardı ve bir anda başka bir alana geçiyordu yani. Aslında o onu zihinsel olarak hissettiriyordu bize. O zaman bizim onu hissetmemiz lazım değil mi? Ya bindiğimiz simülasyon sistemlerinde öyle sensör sistemleri olmalı ki o sensör sistemlerinin bize gerçeği yaşatması lazım. Mesela bunun Metaverse'le beraber ortaya çıkacağını düşünüyorum. Yani teknolojiyle peki, alakalı Ankara alanların... Ankara Bilim Üniversitesi'yle Metaverse'ü yan yana getiriyorsak sizin üniversite olarak Metaverse'le ilgili bir altyapı çalışmanız var şu anda. Şöyle var. Cerebrum Tech bizim üniversitemizde bir Metaverse dershanesi kuracak. Bu dershaneden biz Metaverse ile alakalı dersler veriyor olacağız. Yani biz zaten derslerin içerisinde bunu daha önceden de ithal etmiştik. Adı Metaverse değildi, adı NFT değildi ya da başka bir şey değildi ama derslerimizin içerisinde zaten vardı. Biz geçmişte görmüştük böyle bir şeyin. Yani geçen seneden son dönemde popüler oldu Metaverse. Aslında geçmişte de hani bu NFT'ler, blockchain gibi şeyler çok bilinirdi. Biz bunları zaten derslerimizin içerisinde ithal etmiştik ama şu anda biz Metaverse ile ilgili bir dershane kurma aşamasındayız. Peki üniversitenin teknoparkla ilgili girişimleri vesairesi var mı? Çünkü mühendisi hazır konuşuyorken evet. Hemen onu da birleştirelim. Tabii. Geçtiğimiz bir aydır Ankara Teknopark'la görüşüyoruz. Teknopark Ankara ile görüşüyoruz. İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nin içerisinde bulunan onlarla bir sanırım önümüzdeki hafta olacak inşallah. Önümüzdeki hafta bir protokol gerçekleştireceğiz. İvedik Organize Sanayi Ankara'nın en büyük organize sanayi bölgesi. 9000'in üzerinde sanırım iş yeri var. Küçük ve orta ölçekli çoğunlukla olmak üzere iş yeri var. Teknopark Ankara gene önemli teknoparklardan bir tanesi. Hem Teknopark Ankara'nın içerisinde olacağız biz üniversite olarak. Yerimizi geçen hafta gittik, yerimizi aldık orada. Yani Teknopark bizi sanayiyle birleştiren bir alan olacak. Hem bizim teknoloji transfer ofisimiz hem onların teknoloji transfer ofisiyle öğrencilerimiz de oraya gelecek. Öğrenciler. Öğrencilerimiz de bizim orada ders yapmaya başlayacaklar mesela. Yani biz istiyoruz ki öğrencilerimiz aynı anda ders yaparken ya bir sınıf ortamı değil önemli olan. Sınıf ortamında zaten herkes ders yapıyor. Sınıf ortamına çıkararak öğrencileri sahaya indirerek ders yapmak, orada bazı şeyleri göstermek önemli. Biz öğrencilerimizi sanayinin içerisinde o teknopark bunu koordine edecek şekilde sanayinin içerisinde ders yapmalarını sağlayacağız. En azından dokunmalarını, nelere ihtiyaç olduğunu görmelerini sağlayacağız. Yaparak, yaşayarak, tabii, öğrenmelerini. Yaparak, yaşayarak. Diğer taraftan da hani sordunuz ya gelecekte ne olacak diye. Gelecekte ne olacağını biz hep şunu söylüyoruz öğrencilere. Üniversiteler meslek vermez ama mesleği bulabilecek yolları kendilerine gösterir. Dolayısıyla teknoparka gidip oradaki şirketlerle görüşüp öğrenciler gelecekte ne olacağını, ne olabileceğini kendileri kendi gözleriyle görürler ve girişimler gerçekleştirebilirler. Siz öğrencilere gerekli olan o takım çantasını, teçhizatını evet. Vermiş olacaksınız tabii, değil mi hocam? Yani onu verirsek o zaman görecekler. Çünkü ziyaret ettik biz orada birçok şirketle, şirket sahibiyle görüştük. Hem İngilizce ile de bağdaştırmış olalım. İngilizce bilerek dünyada neyin ne tarafa doğru evrildiğini, hangi alanların geliştiğini tespit etmişler. Bu tespitlere yönelik olarak geliştirme çalışmaları yapmışlar ve şirket kurmuşlar, fabrika kurmuşlar ve yapıyorlar bunları. Bu herkesin yapabileceği bir şey. Sadece o alana girmiş olmanız lazım. Öğrencilerimizi biz alana soktuğumuz zaman bunu yapabilecekler. Siz sahaya inecek bizim öğrenciler dediniz. Burada tabii özellikle mühendislik fakültesi ilk akla geliyor. Diğer fakültelerle de bir bağlantısı olacak mı? Tabii mutlaka. Yani gene biz görüşürken ben şunu da söyledim. Bizim mütercim tercümanlık bölümümüz var.
mütercim tercümanlık bölümümüz. Oradaki şirketler yurt dışına pazar, bir yurt dışı pazarının içerisinde. En çok sancının yaşandığı şey bir Türk işletmesinin yurt dışına açılırkenki yaşadığı sancılar. Tabii değil mi evet hocam? Yani. Şimdi biz mütercim tercümanlıktaki öğrencilerimize bu tür bilgileri veriyoruz. Hem de aynı zamanda o işletmelerde staj yapmalarını sağlayacağız. Yani bu stajı yaparken hem işletmeye faydası olacak. Onun belgelerinin İngilizceden Türkçe'ye, Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmesini sağlayacak bu öğrenciler. Hem de alanla farklı bir alanı, hani mühendislik olmayan enteresan bir alanı birleştirmiş olacağız. Diğer taraftan hani başka alanlar dediniz ya, biz geçen TAİ ile yaptık böyle bir protokol. TAİ ile protokol yaparken şunu söyledim ben. Hep mühendislik, yani böyle mühendislikten birazcık dışarıya çıkmak lazım. Acaba bir mühendis psikolojisi var mıdır? Yani mühendislerin psikolojisiyle alakalı bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılması lazım. Psikoloji bölümünüz evet, var. Psikoloji bölümüyle ilintilendiriyorum yani anladığınız evet. üzere. Dolayısıyla diğer bölümlerimizin de yani zaten mühendislik fakültesini evet oradaki bölümlerin tamamını ilgilendiriyor gibi görünüyor ama diğer taraftan öteki diğer bölümlerimizi de ilgilendiriyor bu durum. Şimdi siz TAİ'den bahsettiniz tabii. Aselsan gibi Türkiye'nin en kıymetli markalarıyla da ortak işbirlikleri var. Bunları birazdan programın ikinci Tabii. bölümünde ben ele alacağım ama küçük bir giriş yapayım. Birazdan reklam arasına giderken de bir sürpriz yapacağım. Hem size hem de Ankara Bilim Simurg Üniversitesi'nin kıymetli öğrencilerine. Ankara Bilim Simurg evet. Üniversitesi adında çok nitelikli bir markanız var hocam. Bu markada 3. Yaş Üniversitesi başlığıyla aslında evet. Hayal etmenin ve dünyayı değiştirmenin zamanla sınırlandırılamayacağı bir ortam sağlıyorsunuz. Kimlere? Minimum 55 yaş ve üzerindeki insanlara, kıymetli izleyicilerimiz de burayı çok iyi böyle parantezinde dinlemelerini rica ediyorum. Tekrar ileride giriş yapacağız ama hemen böyle minicik bir sizden Ankara Bilim Simurg Üniversitesi'nin detaylarını alayım. Reklama giderken de güzel bir sürprizle gideceğiz. Evet. Çok güzel giriş yaptınız zaten. Yani 3. yaş ne demek? Bir insanların üniversite okulu bitirmeye kadar olan bölümü 1 yaş gibi düşünelim. Çalışma hayatını 2. yaş gibi düşünelim. Çalışma hayatından sonrasını 3. yaş gibi düşünelim. Belki de en kıymetli. Evet, gerçekten dönem. Çok kıymetli. Çünkü çok benim çok emekli olan, çok kıymetli yerlerde çalışmış öğrencilerim de oldu yüksek lisans doktora sırasında. Onların tecrübelerinden faydalanmak o kadar kıymetli ki. O derslerde sadece onlar konuşsun, başka kimse konuşmasın. Şimdi biz Simurg Üniversitesi ile emekli olmuş ve emekli olduktan sonra hala öğrenmeye devam etmek isteyen, ki herkes ister bunu, 50'li yaşların sonuna kadar zihin öğrenmeye devam Yok. Eder. Bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor. Bu insanların eğitimlerine devam edebilecekleri bir kapı açmak istedik üniversitemizde. Ankara biliyorsunuz zaten kıymetli bir kitlenin, emekli Çok, kitlesinin yaşadığı kesinlikle. Bir şehir. Dolayısıyla biz bu üniversiteyle onlara bir imkan sağlamak istedik. Üniversitede, yani bu Simurg Üniversitesi aslında onlara bu imkanı sağlayan, içerisinde İngilizcenin de olduğu, bilgisayarın da olduğu, müziğin de olduğu, farklı farklı alanlarda onların kendilerini geliştirmelerini sağlayacak imkanların olduğu bir üniversite. Ve gördük ki zaten çok nitelikli bir grup hemen ilk evet. dönemde buluştular Ankara Bilim evet. Simurg'la. Şu anda da çok keyifli öğrenmeler gidiyor. İleride inşallah Ankara Bilim Simurg Üniversitesi'nin öğrencilerinin de içinde olacağı başka bir program inşallah planlarız i̇nşallah. Hocam. Tabii siz söylemiyorsunuz ama orada bizim hocamızsınız. Yok estağfurullah. Ben onun için hiç... Evet yani ben söylemiş olayım. Evet siz söylemiş olun. Sevgili izleyiciler, ben de Ankara Bilim Simurg Üniversitesi'nde Yetişkinlerde Düşünme Teknikleri adlı keyifli bir ders. Ben ona hayat bilgisi diyorum. Hani ilkokuldaki bizim hayat bilgisi dersi gibi. Hayatın her alanından insanları böyle düşündürten ve hayata bağlayan bir keyifli dersin. Ben de bir parçasıyım. Ben de orada birçok şey öğreniyorum ki yetişkin eğitiminin en keyifli yanı da zaten herkes birbirinden bir şey öğreniyor. Evet. Sürpriz hazır mısınız? Evet, buyurun. Efendim, şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Araya Ankara Bilim Simurg Üniversitesi'nin birbirinden kıymetli katılımcıları, öğrencilerinin Çanakkale zaferimizin, o meşhur 18 Mart'ımızı anma etkinliğimizle veda ediyoruz. Gelin hep birlikte Ankara Bilim Simurg Üniversitesi'nde bir sınıf ortamına gideceğiz. Bakalım beğenecek misiniz? Çanakkale içinde aynalı çarşı, Çanakkale içinde aynalı çarşı, ana ben gibi
düşmana karşı. Genç benim eyvah. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Evet efendim, keyifli bir Kırmızı Kalem ikinci bölümüyle devam ediyor. Ben İsmail Yolcu, biliyorsunuz öğrencilerin bonus hocası eğitimci yazar Süleyman Belidoğlu hocamla birlikte sizler için hazırlıyoruz ve her pazar saatler 11.30'u gösterdiğinde BBN Türk Ankara stüdyolarında hazır oluyoruz efendim. Kimler için? Ülkemizin aydınlık yarınları, evlatlarımız için, kıymetli aileleri ve tabii ki ülkemiz için. Bir hem eğitim, bilim, kültür ne varsa eğitim adına hepsini sizler için ekrana getiriyoruz. Bugün de Türkiye'nin en önemli ve en genç, en dinamik üniversitelerinden bir tanesi biliyorsunuz Ankara Bilim Üniversitesi ve değerli rektör yardımcısı Profesör Doktor Cem Harun Meydan hocamızla keyifli bir birinci bölümü bitirdik. Birinci bölüme giderken Ankara Bilim Simurg Üniversitesi ile gittik. Şimdi size kısa bir Bilim Simurg'la ilgili pas vereyim. Sonra Teknopark ve Sosyopark'la devam edeceğiz hocam. Tamam. Çok güzel bir sürprizdi bu arada. Ya, evet. Çok güzel bir şey yapmışsınız. 18 Mart hem Çanakkale Zaferi'nin, bu arada da şehitlerimizin şimdiye kadar minnetle, yani, rahmetle, evet. Minnetle ve rahmetle anmış olalım onları da. Simurg Üniversitesi, evet, yani Simurg Üniversitesi'ndeki öğrencilerimiz bizim için çok kıymetli demiştik. Hani siz de söylediniz ya, ben de bir şeyler öğreniyorum diye. Hep ben şunu söylerim, yani insan bildiğinin hocası, bilmediğinin talebesidir. Bunun bir yaşı da yok yani. Bilmediğiniz ne varsa onun talebesisiniz. O anlamda çok kıymetli onların o geri bildirimleri, katkıları. Biz Simurg Üniversitesi'nde o bizim Simurg Üniversitesi öğrencilerimizin hali hazırdaki lisans öğrencileriyle kaynaşmasını da istiyoruz. Değil mi hocam? Onunla ilgili çok güzel çalışmalar var. Hukuk fakültesi derslerine de diledikleri zaman, evet, girebiliyorlar mesela. İstedik, ya, bütün derslerimize diledikleri zaman girebilirler. Yeter ki istesinler. Tabii diğer bütün İngilizce, evet, olanlara da dileyen herkes, tabii, girebiliyor. Tabii. Hayır. Dileyen tüm dersleri herkes girebilir. Onda bir sınır yok. Ama biz öğrencilerimizle onları bir araya getirerek özellikle bazı çalışmalar yapılabileceğini planlıyoruz. Gelecekte güzel çalışmalarımız da olacak. Onların o tecrübelerinden, bilgi birikimlerinden, bir tarafta onlara bazı konularda bilgi verirken onların bu birikimlerinden de faydalanmak istiyoruz açıkçası. Evet. Yani geçen sene üniversitemiz kurulur kurulmaz biz başlamıştık ona. Bu sene yüz yüze olunca tabii daha güzel, daha oldu kıymetli eğitimler. Oldu, evet. Burada sizin bahsettiğiniz o sınıfınızın haricinde bir dışarıdan online katılan öğrencilerimiz İstanbul'dan var. İstanbul'dan, evet. Görsev Hanım ve Cevher Hanım. Bu arada Cevher Hanım'a da geçmiş olsun dileyelim. Evladıyla ilgili minik inşallah güzel bir neticeyle sonuçlanacak. Evet. Henry Ford da demiş ya hocam, insan öğrenmeyi bıraktığı zaman yaşlanır diye. Evet, o yüzden öğrenmeye devam. Şimdi gelelim, Teknopark'la ilgili giriş yapmıştınız ama bir sürpriz daha var. Belki de, evet, ilk defa duyulacak bir terimi söylüyorum. Sosyopark. Evet, doğru. Biz nedir hocam bu Teknopark'la beraber? Teknoparklar genellikle teknoloji geliştirme bölgeleri gibi, böyle mühendislik çalışmalarının çok yapıldığı bölgeler gibi düşünülüyor ya da değerlendiriliyor. Ama biz sosyal bilimlerin de çok önemli olduğunu düşünüyoruz. O sosyal, yani teknopark mantığıyla. Az önce giriş yaptık ya zaten, evet, sadece mühendislik fakültesini mi ilgilendiriyor diye. Aslında onun cevabı da sosyopark. Tabii oldu. Evet, yani sosyopark. O teknolojiyle ilgili sosyal bilimlerin de yapabileceği katkıları ve teknolojiden alacakları var. Biz özellikle kreatif endüstrilerde, yani yeni medyada, film tasarımda, iç mimarlıkta ya da diğer güzel sanatların, hani bizim üniversitemiz kapsamında bu üç bölümden bahsediyoruz ama güzel sanatların diğer bölümlerinde de ya da insan ve toplum bilimlerinde, o sosyal bilimlerin diğer bölümlerinde de insanların o sosyoparklarda bir araya gelebileceklerini düşünüyor ve değerlendiriyoruz. Ya da hukuk fakültesi öğrencileri belki de tarihteki ilk metaverse ile ilgili açılacak davaları, tabii, çok öncesinde zaten derslerde simülasyonu yapıyor olacaklar. Tabii yapıyor olacaklar. Sosyopark bunu getirecek. Bunun ilk çalışmalarına da başlamak istiyoruz biz. Teknopark Ankara Teknopark'ta yapacağımız çalışmalar içerisinde. Teşekkür ederim hocam. Şimdi bir de bir sosyal sorumluluk projesi var. Yine ben de kıyısından köşesinden sizlerle birlikte oluyorum orada. Ankara Bilim Üniversitesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında liselerle buluşuyor. Evet. Siz de orada çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz diğer bütün akademisyenlerle birlikte. Neler yapıyorsunuz hocam bu bağlamda?
Yani bu gerçekten bir sosyal sorumluluk projesi. Biz böyle değerlendiriyoruz bunu. Liselere gidip lise öğrencileriyle en azından lise bir kendi bilgi birikimimiz çerçevesinde onları hangi alanda nasıl geliştirebiliriz? Nasıl dünya görüşlerini nasıl değiştirebiliriz? Onu onlara anlatmaya çalışıyoruz. Ben kendi bildiğim alandan onlara bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Psikolojiyle ilgili hocamız kendi alanından bir şeyler söylemeye çalışıyor. Diğer taraftan bilgisayar mühendisliği hocamız kendi alanından. Yani bir insanın ilgi yelpazesi çok geniş olmuyor çoğunlukla. Onların 27, o ilgi yelpazesini arttırmak istiyoruz. 27 değişik akademisyen şu anda sosyal sorumluluk projesi evet. kapsamında üniversitenizin hocaları. Liselerle buluşuyorlar, başladılar. Çok da yoğun bir şekilde talep de var. Bununla da ilgili bir duyuru yapalım. Liselerde görev yapan rehber öğretmenlerimiz ve okul idarecileri Ankara Bilim Üniversitesi'ne kurumsal iletişim bölümüne ulaşmaları halinde sizler ücretsiz olarak tabii. Hocalarımız liselerle buluşuyorlar. Siz hangi başlıkları mesela ele alıyorsunuz hocam? Bir de öğrencilerin bakış açılarında ne gibi değişiklikler oluyor? Seminer öncesi sonrası hani oradaki evet. izlenimleri de alayım. Yani ben onlara şimdi benim ilgi alanım çerçevesinde biraz bilişimden bahsediyorum. Ben istatistiksel çalışmalar biraz onlarla ilgiliyim. Onlardan bahsediyorum. Aslında hani böyle rasyonelleşme biraz önce bahsettik ya metaverse, büyük veri, verinin analizi gibi şeylerden bunlardan biraz bahsediyorum ben öğrencilere. Örneğin hani onlara şöyle bir yazı tura hikayesi anlatıyorum ya da hikaye demeyelim ama yazı tura ile ilgili onların böyle farklı düşünmelerini sağlamak istiyorum. Aynı soruyu size de sorayım mesela. Yazı tura attığımız zaman yazı mı tura mı gelmesi ihtimali nedir? İlk akla gelen %50. Evet %50'dir. Öğrencilerimiz tabii bazı öğrencilerimiz esprili yaklaşıyor diyor ki dikine de gelebilir hocam diyor. Evet %50'dir ama ben onlara bir şey anlatıp ondan sonra aynı soruyu tekrar soruyorum. Anlattığım şey şu. Diyorum ki ben paranın atış hızını bilsem, havanın yoğunluğunu bilsem, yer çekimini bilsem, hızlı. Evet sürtünmeyi, rüzgarı, paranın alaşımını, yerdeki o zeminin sertliğini vesaire bunların tamamını bilsem ve bunları bir hesap çerçevesinde hesap edebilsem, o zaman benim için yazımı turamı gelmesi ihtimali nedir diye sorduğum zaman diyorlar ki evet hesap edebilirsek yazımı turamı gelebileceğini bilebiliriz biz. O zaman olasılık ortadan kalkmış oldu. Ben şunu söylüyorum onlara. Siz hayatınızdaki bilinmezleri ne kadar ortadan kaldırırsanız olasılıkları o kadar ortadan kaldırırsınız. Biraz önce gelirken de konuştuk. Programa başlamadan önce de sizinle konuştuk. Haritalar uygulaması kullanıyoruz örneğin. Haritalar bize hangi yolun açık olduğunu, hangi yolun kapalı olduğunu gösteriyor. Artık bir olasılık değil, değil mi bizim kesinlikle. İçin harita kullanmak? Çünkü ben bir gün üniversiteden çıktım, 5 dakikalık yere yarım saatte gidemedim, yol kapalıydı. Artık hep kullanıyorum. Çünkü oranın olasılık olması ihtimali %1 bile olsa onu ortadan kaldırmış oluyorum. Gibi şeylerden bahsediyorum ben öğrencilere. Liselerle buluştuğumuz zaman hayata farklı çerçevelerden genellikle biz bir soru soruyorum gene onlara. Bir bilmece soruyorum. O bilmecenin etrafında bir kare var. O karenin aslında kural yok. O karenin dışına çıkılmama kuralı yok. Ama çıkmamaya gayret ediyorlar. Diyorum ki bakın işte kendinize bu türlü çerçeveler çizmeyin. Hayat bize böyle çerçeveler olduğunu dayatabilir ama o çerçeve aslında yoktur. Dışarıdan biraz bakmak lazım. Diğer taraftan da şunu özellikle söylemeye çalışıyorum. Öğrenciler evet zorlu bir üniversite maratonunun, sınavı maratonunun içerisindeler. O maraton içerisinde nasıl hazırlanmaları lazım? İşte o olasılığı nasıl ortadan kaldırabilirler? Nasıl dışarıdan bakabilirleri de burada onlarla konuşuyoruz. Güzel bir parantez açayım. Siz hem çok değerli bir akademisyen, aynı zamanda Ankara Bilim Üniversitesi rektörü yardımcısınız. Hem de aslında bir yandan velisiniz. Evet. Değil mi? Bu yıl evet. çocuğunuz da lisede hazırlanıyor. İşin eğitim kısmı, sınav kısmı, YKS için konuşuyor olursak, öğrencilere neler tavsiye edersiniz hocam? Hem akademideki bir aya akademide bir aya da böyle evet. YKS sınavında o hatta haftaya da Milli Savunma Üniversitesi sınavı var. Buradan hem onun duyurusunu yapmış olalım hem de bütün öğrencilere başarılar dileyelim. Sonuçta o da çok ciddi bir provadır veya doğrudan Milli Savunma Üniversitesi kendi adaylarını o sınavla alıyor sevgili izleyiciler. Ne dersiniz hocam? Nasıl evet. gidiyor şu anda sizin evde işler? Benim kızım 10. sınıfta. Yok biliyorum hani evet, o hani sınav süreci. Evet yani şimdiden yavaş yavaş o sınava çalışmaya ya da hazırlanmaya başladı. Yani her geleceğe yönelik olarak böyle bir iddiası olan öğrenci tahmin ediyorum. Yani 10. sınıftan belki 9. sınıftan tabii, başlıyor buna. Zaten 8'den sonrası evet.
hedefi yüksek olan öğrenciler için hemen başlamış evet, oluyor. Evet, hemen başlıyor. Yani sistematik ve disiplinli çalışma çok önemli burada. Ben onu tavsiye ederim. Yani en azından her gün belli bir saati, belli bir süreyi ona ayırmak lazım. Yani benim kızımın yaptığı bir şeyden bahsedeyim. Yani belki örnek olur diğer insanlara da. Dedi ki ben bir kitap bitirmek istiyorum. Telefona bakmak istediğim her an o kitabı bitirmeye odaklanmaya karar verdim. Ne zaman telefona bakmak istesem, yani o sosyal medya hesaplarına bakmak istesem, kendimi durduruyorum, telefonu kenara koyuyorum ve o kitabı okumaya, işte onunla ilgili bir şeyler yapmaya başlıyorum ve 10 günde falan o kitabı bitirdi. Bu herkesin kendi, belki öğrencilere tavsiyeler çerçevesinde de olabilir. Ben kendimi nasıl motive edeyim? Bazı öğrenciler iç motivasyonu yüksek, bazı öğrencilerin ama iç motivasyonu o kadar yüksek değil. Dışarıdan onu motive edecek bazı şeylere ihtiyaç var. İç motivasyonu yüksek olan öğrenciler bunu başarıyorlar bir şekilde. Yani kendilerine şey yapabilirler, dış motivasyona ihtiyaç duyan öğrenciler. Ben bazı öğrencilerin biliyorum ki şey kuruyorlar, saat kuruyorlar yeteri çok fazla sosyal medyada ulaşmayayım diye. Ya da internette gereksiz olduğunu değerlendirdiğimiz diyeyim. Her bilgi o kadar gereksiz değil, kıymetli bilgiler de alıyorlar çünkü oradan insanlar. O saat kuruyorlar ve o sürenin dışında oraya daha fazla bakmıyorlar. O dış motivasyon için kendilerine bu türlü hedefler koyarak bir çizelge yapabilirler örneğin. O çizelgeye her gün, her saat ya da her hafta bir çarpı atabilirler. Onu gördükleri zaman öğrenciler sadece görmek, işte fiziksel bir şey oldu artık o. Zihinsel bir şey olmadı. Dışarıdan bizi motive edebilecek bir şey haline geldi. Onu gördükçe kendilerini doğru motive edebilirler diye düşünüyorum açıkçası. Teşekkürler hocam. Bu arada Instagram bonus hocadan gelen sorulardan hemen bir tanesini size iletmiş olayım. Aslında bir veli göndermiş size hocam. Çalışma programı nasıl yapılmalı? Çalışma programının içerisine ders dışında başka neler ilave etmeliyiz diye de sormuş. Evet, çalışma aslında program, az önce kitap okumayı aslında söylemiş evet, olduk. Yani bugün kitap okumak çok önemli. Çünkü hem liseye giriş sınavında hem üniversiteye giriş sınavında artık okuduğunu anla, matematik sorusunda bile önce okuduğunuzu anlamanız lazım. Bunun için kitap okumak çok kıymetli. Zaten çok kıymetli ama yani bir yere gitmeden o yeri kendi zihninizde canlandırabiliyorsunuz. Navigasyon gibi aslında çok değil güzel. Mi? Evet. Hızlı düşünmeyi sağlıyor. Geliştiren bir şey. Tabii. Kelime dağarcığınızı arttıran bir şey. Dolayısıyla öncelikli olarak kitap okumak ya da uzun metinler okumak. Yani sadece kitap anlamlı okumak. Uzun metinler, evet, anlamlı uzun köşe metinler. Köşe yazıları okumak. Gibi. Evet, köşe yazıları gibi olabilir. Belki ağır olabilir ama bazı öğrencilerin ilgisini çektiğini görüyorum. Bilimsel makaleler okumak. Gördüğünüz, internette gördüğünüz bir videonun videosunu seyretmek değil de onun altında metni oluyor çoğu yerde. O metinleri okumak öğrenciler için çok faydalı olabilir. Bir çalışma yaparken, yani üniversite sınavına hazırlanırken okumanın ne kadar kıymetli olduğunu biz artık son dönemki sınavlarda gördük. İkincisi de sistematik, evet, yani program yapmaktan bahsettiniz. Bir öğrencinin 85 alma, yani 65'ten 85'e çıkması için belki bir haftalık bir çalışma gerekir. Ama 85'ten 86'ya çıkması için belki bir haftalık daha bir çalışma gerekir. 86'dan 87'ye çıkması için belki bir ay gerekir. Dolayısıyla o neyin eksik olduğunu öğrencilerimiz kendileri bilir. Yani benim matematiğim eksiktir, sizin Türkçenizde eksik vardır. Onu yaptığınız sınavlarda, kendi kendinize test ettiğiniz yerlerde zaten hep dışarıdan destek alırken de o destekler bunu söylüyor size. Sen bu alanda eksiksin, eksik olduğun alanda çalış diyor. Eğer biz bunu kendi kendimize yapabilirsek zaten o 85'i, 86'yı, 87'yi başarmak bizim elimizde. Yaparken programlarını bu yönde yapmalarını ben tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Zaten hocam az önce bahsettiğiniz o internetteki videolar bizim aslında şu andaki en kaotik ortam öğrenciler için, evet, veya normal zamanda normal insanlar için de bir videoya daldığınız anda peş peşe sistem, evet, size Instagram, YouTube kendiliğinden sizin keyfinize, zevkinize göre onlarca video hali hazırda getiriyor. O girdaba giren öğrenciler için maalesef hiç iyi zamanlar, evet, beklemiyor onları. Bir konuda insanın bilgisi olur. Örnek hücreler konusunda onunla ilgili video izlemek fayda sağlayabilir ders anlamında. Ama bir konu hakkında eğer bilgisi olmayan bir öğrenciyi düşünüyor olursak 30 tane video izlese de ona çok bir şey öğretmez. Orada işte önce metin okumak, önce konuyu anlamak, pekiştirmek için belki video izlemek daha doğru olur değil mi hocam? Evet, kesinlikle öyle daha doğru olur.
Diğer taraftan hani yapay zeka ile ilgili de konuştuk ya, sizin önünüze çıkardığı videolar sizin hep zaten önceki ve izlediğiniz videoları benzer videolar, ilgi alanınızdaki anahtar videolar anahtar kelimelerden oluyor. Süzüyorlar evet. Zaten. Evet, dolayısıyla siz onlardan kendinizi kurtaramıyorsunuz yani. Bir anda onların içerisinde kaybolup gidiyorsunuz. Hocam bir de Ankara Bilim Üniversitesi'nin tam böyle kitap okuma, kültürel... Evet. Kültür konusundan konuşurken birçok kongresi, etkinlikleri var. Ankara dersi var. Ona da isterseniz. Evet, ondan başlayayım. Evet, ondan başlayayım. O evet. Ankara dersini, önce bir nedirini alalım. Sonra bir de o Ankara dersinin hem Ankara'ya hem de öğrencilere katkısını alalım. Evet. Ankara dersi, ya önce bir derslerin genel yapısından bahsedeyim. Lütfen, ben üniversitenizde müsaade ederseniz. Tabii ki. Şimdi biz bölümlerimizin, programlarımızın yapısını oluştururken, tek bir alanda olmalarını istemedik öğrencilerimizin. Yani yönetim bilişim sistemlerindeki öğrenci sadece yönetim bilişim sistemlerinin konusunu öğrensin, bitti mi, bu kadar mı diye düşündük. Ya da bilgisayar mühendisliğindeki öğrenci. Hayat sadece bilgisayar mühendisliğinden ibaret değil ki. Şimdi biz programları oluştururken bilgisayar mühendisliği enteresandır. Oxford Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği ve felsefe diye bir program var. Yani ikisini yan yana getirirken biz belki zor düşünüyoruz. İlk başta zor yan yana akla ters geliyor gibi evet, değil mi hocam? Evet, ters geliyor gibi. Ama bu kadar disiplinler arası artık konular ve disiplinler bu kadar birbirine örtüşmüş durumda. Biz psikoloji ile bilgisayar mühendisliğini birleştirerek yapay zekayı oluşturabiliriz. Başka türlü oluşturamayız. Biz programlarımızı yaparken bu çerçevede yaptık. Yani disiplinler arası bir yaklaşımla gerçekleştirdik. Bilgisayar mühendisliğindeki bir öğrenci kendi bölümünün dışından ders almak zorunda. Mesela sizdeki dersleri alalım. Ne alabilir? Evet, yani işletmede işletme fonksiyonları derslerini alabilir. Yani temel işletmeciliğe giriş derslerini alabilir. Sektörler ve sektörel spektrum diye bir dersimiz var mesela. Sektörü bilmeden o sektöre yönelik yazılım yapması mümkün değil. Böyle bir dersi alabilir. Sınavı YKS'yi, LGS'yi bilmeyen bir bilgisayar mühendisinin o alana yönelik, tabii, sınavlara, rehberliğe yönelik bir program yapması, tabii, imkansız. Evet, yani ya da mütercim tercümanlıktan bir ders alıp oraya yönelik yazılım gerçekleştirebilir. Ya da mütercim tercümanlıktaki bir öğrenci bilgisayar mühendisliğinden bir ders alıp kendisini o alanda geliştirmeye gayret edebilir. Dolayısıyla bu disiplinler arasılığı biz önemsiyoruz. Bu türlü dersleri, ya programlarımızı yaparken biz böyle yaptık. Artı zihni mülkiyet dersleri dediğimiz öğrencilerin kendilerini çok başka alanlarda da geliştirebilecekleri dersler olsun istedik. Ankara dersi bizim bu zihni mülkiyet dersleri içerisinde yer alan derslerimizden bir tanesi. Bu derste de biz, yani üniversitemiz Ankara Bilim Üniversitesi, üniversitemizin için adında da var. Ankara ile alakalı öğrencilerimizi bu şehrin kültürü, geçmişi, gelecekte nereye evrildiğiyle ilgili bir pencere açmak istedik açıkçası yani öğrencilerimize. Bu derste biz Ankara milletvekilimiz geldi, ATO başkanımız geldi, Ankara Kent Konseyi Başkanı geldi. İnşallah sözünü aldık, belediye başkanımız gelecek, valimiz gelecek. Yani Ankara ile ilgili kıymetli insanları özellikle biz burada davet ederek ağırlamak istiyoruz ki onların bakış açısından Ankara nasıl bir yer olacak, bunu öğrencilerimize anlatmaya çalışıyoruz. Yani bu dolayısıyla kentin kültürel motifini yaşatmak istiyoruz biz bu derste beraber. Teşekkürler hocam. Bir de hocam üniversitenin yurt dışı imkanlarını sorayım. Yani Hollywood'dan bir hoca gelip ders veriyor, onu biliyorum ben. Evet, doğru. Bilmeyenlere de söyleyeyim, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde çok kıymetli bir yönetmen. Film tasarım ve... Evet. Evet. Peki şimdi Ankara'dan Hollywood'a gittik ama bir de diğer tarafa doğru gidersek Hindistan'a, İran'a, Rusya'ya, Çin'e, yurt dışı başka ne tip bağlantılar, işbirlikleri var? Yani şimdi biz çok genç bir üniversite olmamıza rağmen Erasmus anlaşmalarımızı yaptık. Özellikle öğrencilerin çok sorduğu şeylerden bir tanesi bu oluyor. Ben yurt dışında en azından bir dönemimi geçirebilir miyim? Orada farklı bir üniversitede eğitim alıp buradaki üniversitedeki derslerimin yerine sayılabilir mi diye Erasmus anlaşmamızı gerçekleştirdik, yaptık. Hatta Türkiye'de de hem kendi bizim üniversitenin koordinatör olduğu konsorsiyumlar oluşturuyoruz. Hem de Türkiye'deki başka üniversitelerin oluşturduğu konsorsiyumlar içerisindeyiz. Bu çerçevede öğrencilerimiz hem yurt dışında staja hem de öğrenim hareketliliğine gidebilecek. Staj imkanı var mı? Tabii. Hangi Erasmus'ta ülkelerde? Erasmus'ta staj imkanı da var. Yani biz şu anda Almanya, Polonya, onlarla yaptık staj anlaşmalarını ama stajla ilgili özellikle bir anlaşmaya ihtiyaç yok. Başka bir üniversiteyle ilgili anlaşmaya ihtiyaç yok. Sadece gittiğiniz, yani bizim üniversitemiz bu stajı kabul ettiği sürece öğrencilerimiz staj hareketliliğine gidebilir ve hemen önümüzdeki dönemde staja gidecek öğrencilerimiz olacak.
Ayrıca İngiltere'deki üniversitelerle bir işbirliği yapma gayreti içerisindeyiz. Onu tam netleştirmedik ya da sonuçlandırmadık. O yüzden net olarak söylemeyeyim ama çok yakın. Önemli bir anlaşma. Çok yakında, çok önemli bir anlaşma. Yani buradan Ankara Bilim Üniversitesi'nden alacağı diplomanın İngiltere'deki geçerliliği ile ilgili. Böyle bir geçerliliği ile alakalı bir şey yapmaya gayret ediyoruz. Öğrencilerimiz sanki oradan da diploma almış gibi olacaklar. Süper. Gibi bir durum var. Netleştirdiğimiz zaman onu da ifade ederiz. İnşallah size. Ondan ilk müjdesini biz verelim evet. Programlarımızda. Hocam bir de üniversitenin dahil olduğu birçok etkinlikler var, fuarlar Tabii. var. Bu bölümde isterseniz bir de hemen unutmadan çünkü çok konu başlığı var. Evet, çok konu başlığı var gerçekten. Hocam verimlilikle ilgili bir de yarışma var. Onu özellikle duyurusunu evet, yapalım. Onu İkincisi yapılacak bu yıl. Evet. Onunla da ilgili bir duyuruyu alalım. Hem bizi takip eden okulların kıymetli öğretmenleri de inşallah öğrencilerine de kolayca duyursunlar. Buyurun. Verimlilik yarışmasından başlayalım. Evet. Biz liseler arası bir verimlilik yarışması yapıyoruz. Biliyorsunuz vakfımız başta söylemiştim ya, Verimlilik Vakfı, Türkiye Verimlilik Vakfı. Dolayısıyla verimlilik çalışmaları bizim için çok önemli. Birazdan gelelim ama o Teknopark Ankara ile de bu yönde bir çalışma yapma gayreti içerisindeyiz. İçerisinde olacağız. Ön çalışmalarına başlattık. Verimlilik yarışması, liseler arası verimlilik yarışması tüm liseli öğrencilerin katılabileceği bir yarışmadır. Ödüllü bir yarışmadır. Artı bu yarışmada dereceye giren öğrenciler bizim üniversitemize yerleştiği zaman biz onlara tam burs veriyoruz. Yani müthiş. Bulunduğu, kazandığı ödüle göre öyle söyleyeyim. Yani birinci olursa tam burs veriyoruz örneğin. Yeter ki bizim üniversitemize yerleşsin. Verimlilik Türkiye'nin önemli konularından bir tanesi. Biz buna dikkat çekmek istiyoruz liseden itibaren. Çok enteresan projeler de geliyor gerçekten lise öğrencilerinden. En son gelen proje çay ağacı atıklarından bir yalıtım malzemesi elde etmiş. Lisede yapılmış bu çalışma. Çok güzel, çok hoşumuza gitti bizim. Müthiş vallahi. Yani yarışmamızın duyurusunu da buradan söylemiş olalım. Başvuru süresi henüz var, hala var. Nisan ayında evet, değil mi hocam? Nisan ayında bitecek. Ama lütfen yani son dönem oldu. Bir sonraki başvuru programlarda biraz... da bu o zaman çok önemli bir yarışma. Biz evet. de destek verelim programımıza. Teşekkür ederim, destek verirseniz çok güzel. Bir de ayın 30 ve 31'inde bir eko iklim var hocam. Evet. Eko iklim bizim de üniversite olarak içinde olduğumuz etkinliklerden bir tanesi. Kongrezyum'da gerçekleştirilecek. Biz üniversite olarak bir paneli orada hukukla ilgili olan paneli üzerimize aldık ve yürüteceğiz. Üniversite olarak yine standımız da var orada. Hatta bir defile de yapılabilir belki bu Şile Bezi ile evet. Şile Bezi dokuma tezgahı. Bununla alakalı da bir görüşmemiz var. Bununla ilgili de bir görüşmemiz var. Belki böyle bir etkinliğimiz de olacak Eko İklim Zirvesi'nde. Herkesi de bekliyoruz. Yani Ankara Kent Konseyi, Ato Kongrezyum, Ankara Ticaret Odası ve biz üniversite olarak da bunun önemli bir paydaşı olmak istiyoruz. Çok özel bir cevap gerektirecekse cevap vermeyebilirsiniz. Şimdi Ankara Bilim Üniversitesi, Türkiye Verimlilik Vakfı, evet. Devasa böyle markalarla beraber bir de Ankara'da çok önemli bir toplantı, kitap fuarlarının yapıldı. Ato Kongrezyum'la evet. da aslında dolaylı yollardan yine işbirliği var. O yüzden üniversite ile Ato Kongrezyum'da yapılacak birçok etkinliği aslında evet. biz buradan rahatlıkla dile getirelim. Bütün Ankaralı vatandaşlarımız, öğrenciler Ato Kongrezyum'la birlikte Ankara Bilim Üniversitesi'nde takip ederlerse sizin birçok etkinliğinize de ulaşabilirler değil mi hocam? Evet, kesinlikle ulaşabilirler. Biz Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı biliyorsunuz bu sene dördüncüsünü gerçekleştireceğiz. Ato Kongrezyum'da daha önceki üçü de Ato Kongrezyum'da gerçekleştirilmişti. Biz dördüncüsünü de gene bu sene Ato Kongrezyum'da gerçekleştireceğiz. Ayrıca biraz önce etkinliklerimizden bahsettiniz. Şimdi biz bitmez hocam etkinliğe girersek. İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi yapacağız örneğin. Gene makale süreci onda da Kongrezyum'da siz evet, devam ediyor. Mayıs'a kadar devam edecek onun başvuru süreci de öyle. O amacı ne hocam? Biz insan ve toplum bilimleri yani o sosyal bilimlerin özellikle üniversitemizin o 5 tane bölümü çerçevesinde dedik ama sosyal bilimlerin tüm bölümlerinde bilimsel çalışmaların sunulduğu, bilimsel tartışmaların yapıldığı bir uluslararası kongre gerçekleştirmek istedik üniversite olarak. Bu kongrenin temel amacı bu. Bilim insanlarını bir araya getireceğiz ve güzel çalışmaların, tartışmaların olduğu bir bilimsel kongre olmasını planlıyoruz. Ayrıca hemen kongreler demişken yaratıcı eleştirel düşünceler kongremiz gene olacak üniversitemizde. Bunun da duyurusunu buradan yapmış olalım. Ayrıca
Yine verimlilik ve teknoloji fuarı çerçevesinde mühendislik fakültemizin özellikle deruht ettiği, üzerine aldığı mühendislikle ilgili bilimsel çalışmaların da konuşulduğu, daha önce orada V-Talks olmuştu. Geçen sene biz üniversite olarak bazı paneller gerçekleştirdik. Bu tür paneller gerçekleştirilecek. Bu önümüzdeki dönemde yaptıklarımız, geçmiş dönemde yaptığımız birçok etkinlik de var. İsterseniz devam edeyim. Şöyle bir reklama bir dakika evet. var. Reklamlardan sonra bizim ajanda köşemiz var. Gerçekten öğrencilerin ve ailelerin çok beğenerek izlediği. Biz programımızın danışmanlarından, psikolojik danışman Besim Türkoğlu hocamız harika işler yapıyor hocam. Ajanda ile başlayacağız. Ajandadan sonra yapay zekayı, metaversü, İHA'ları, SİHA'ları tabii. savunma sanayinde toparlayarak 3. bölüme devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Aradan hemen sonra Besim Türkoğlu hocamız ajanda köşesiyle sizlerle olacak. Az sonra birlikteyiz. Evet efendim, Kırmızı Kalem programı 3. bölümüyle ekranlarınızda. Ben İsmail Yolcu. Her pazar saatler 11.30'u gösterdiğinde BBN Türk Ankara stüdyolarında eğitimci yazar Süleyman Belediyeoğlu, biliyorsunuz Türkiye'nin bonus hocası, sevgili hocamla birlikte sizler için hazırlıyoruz Kırmızı Kalem'i. Bugün önemli ve değerli bir konuğumuz var. Ankara Bilim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Cem Harun Meydan hocamızla birlikteyiz. Ama biliyorsunuz Kırmızı Kalem'in tam şu anı çok önemli bir bölümle ekranlara geliyor. Ajanda ile geliyor efendim. Besim Türkoğlu, kendisi psikolojik danışman, sahada öğrenciler için adeta didiniyor, harika işlere imza atıyor. Bakalım bu haftaki ajandada sevgili Besim hocamız öğrenciler ve aileler için neler hazırlamış. Gelin hep birlikte ajandaya gidelim. Yepyeni bir ajandayla yine karşınızdayız. Farklı öğrenme stilleri var mıdır? Bu hafta ajandamızda bu konuyu işliyoruz. Ajanda başlıyor. Değerli arkadaşlar, farklı öğrenme stilleri yoktur. Ancak öğrencilerin kendilerini daha iyi hissettikleri öğrenme stilleri vardır. Yani buna bir anlamda çalışma alışkanlıkları da diyebiliriz. Peki öğrencilerin kendilerini daha iyi hissettikleri bu öğrenme stilleriyle akademik başarılar arasında herhangi bir ilişki var mıdır diye sorduğumuzda, işte bu noktada Clark'ın yaptığı araştırmalara göre öğrencilerin kendilerini daha iyi hissettikleri öğrenme stiliyle akademik başarılar arasında herhangi bir ilişki gözlenmiyor. Yani bu noktada öğrencilerin sevmiş oldukları öğrenme stiliyle kendilerini başarıya götüren öğrenme stili arasında mutlak bir farklılık olabiliyor. Hollandalı bir bilim insanı aslında bu durumu çok güzel özetliyor. Sebzeler insanlar için faydalıdır ama genellikle sebze tüketmeyiz. Öğrenme alışkanlıklarına baktığımızda, öğrenme stillerine baktığımızda hangi öğrenme stilinin öğrenciler için, hangi çalışma alışkanlığının öğrenciler için ideal olacağını bilmediğimiz için çalışma ortamının zenginleştirilmesi ve bütün duyu organlarının bu sürece katılması aslında çalışma alışkanlıklarımızı zenginleştiriyor. Bunlara lütfen dikkat değerli arkadaşlar. Bizlere sorularınızı Instagram rehberlik ajandası adresinden iletebilirsiniz. Haftaya yeni bir ajandayla yine karşınızda olacağız. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın. Evet, Besim Türkoğlu hocamıza teşekkür ediyoruz. Yine harika bir çalışmayla bizlerle ve sizlerleydi. Öğrencilerin çalışma alışkanlığı ve çalışma ortamının gerçekten nasıl daha keyifli, nasıl daha başarıya götüren bir süreç yaşattığına dair önemli bir çalışmayı paylaştı. Ne dersiniz hocam, çalışma ortamının öğrencilerin başarısına katkısıyla ilgili? Evet, doğru. Çalışma ortamı çok önemli öğrencilerin başarısı için. Aslında orada hocamız şöyle bir şeyden bahsetti. Tüm duyu organlarının ya da farklı duyu organlarının aynı anda çalışıyor olmasından. Dolayısıyla hani buna birebir katılırım. Bir şeyi sadece okumak vardır ama aynı zamanda bir de yazmak vardır. Sesli okumak vardır. Şimdi sesli okuyup yazıyorsanız hem elinize, bölgesi, hem, yani, görme hem kulağınıza, bölgesi. Hem görmeye, farklı farklı alanlarınıza bunu gerçekleştiriyor, iletmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla ya da işte biz neden deney yapıyoruz? Deney yaparak daha iyi öğreniyoruz. Bu anlamda evet, yani güzel aslında bir konuya değinmiş. Aslında çok önemli konu. Benim de özellikle altını çizmek istediğim konu şu hocam. Son yıllarda
internetten, her yerden birçok bilgi ya da birçok başlık geliyor. Özellikle başlık kısımları toplumun çok büyük ilgisini çekiyor. İşte bazı testler bile yapıyor, internet sitesine giriyor. Evet. Sizin en iyi öğrenme şekliniz nedir? 20 tane soru veriliyor. Öğrenci bir bakıyor ki işte A, B işaretliyor. Diyor ki ha ben diyor görsel zekaya sahipmişim. Ben diyor görerek anlarım. İş orada bitiyor maalesef. Ondan sonra ben görerek anlarım deyip dinleyerek ya da yazarak çalışmayı reddediyor. Evet. İşin bu kısmıyla ilgili gerçekten büyük katkı sağladı biraz Besim hocamız. Biraz önce bahsettiğimiz çerçeve çizmek dedik ve onun dışına çıkmamak dedik ya. İşte zihninde öyle bir çerçeve oluşturduğu zaman o sınırı öğrenci başka bir taraftan, başka bir alandan kendini kapatıyor öğrenmeye. Bunu yapmamak lazım. Değil mi hocam? Yani. Sınırları zorlamak ve o sınırların ötesine geçenler başarılı oluyorlar. Kesinlikle. Peki üniversitedeki sınırlar nedir? Üniversitenin içerisinde şu anda öğrenciler neler yapıyor? Nasıl bir ortam var hocam? Ya tabii üniversite... Ve üniversite, tam da Besim hocamdan sonra bunu da sorayım. Üniversite şu anda ders, yani amfideki dersliklerin dışında öğrenciye neler katıyor? Çok güzel. Üniversite artık bir lise yaşantısı değil. Üniversitede öğrencilerin sabahtan akşama kadar işte belli sayıda dersi yoktur. Bir gün pazartesi belli dersleri pazartesi sabahtır, salı akşamdır, çarşamba günü hiç dersi yoktur öğrencinin gibi. Yani 13-15 saat haftada ders alır öğrenci, kalan zaman onundur artık. Dolayısıyla üniversite yaşamı artık başka bir yaşam. İş hayatına ilk adımlarını attığı bir yaşam insanların. Burada öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri kendi farklı alanlara yönelmesi lazım işte. Öğrenci kulüpleri bunun için var üniversitede örneğin. Nasıl öğrenci kulüplerinde Ankara Bilim Üniversitesi hocam? Zengin midir? Birçok değişik yani kulüpler var mıdır? Yani şu anda 17 tane öğrenci kulübümüz var. Ama öğrenci kulübü kurma konusunda bir sınır yok. Birkaç gün önce benim dersine girdiğim öğrencilerden birkaç tanesi geldi. Dedi ki hocam biz bir kulüp kurmak istiyoruz. Şu alanlarda öğrencileri geliştirmek istiyoruz. Tabii ki yani her öğrenci, bir de bizim üniversitemiz çok genç olduğu için öğrenci sayımızda henüz 1 ve 2. sınıfta öğrencilerimiz var. Öyle olduğu için de buna çok imkan tanıyor açıkçası. Dipnot en iddialı öğrenci kulübünü Ankara Bilim Simurg Üniversitesi öğrencileri kuracak. Girişimlerimiz hızlanmak üzere. Çok güzel. Ankara Bilim Simurg Üniversitesi öğrencileri ve ben inşallah diğer hocalarımızdan katılmak isteyen olursa Ankara'daki birçok insana dokunmak için bir kulüp kuracağız hocam. Çok bekleriz. Güzel olur. Evet inşallah ben de o kulübün bir parçası olurum inşallah hocam. Yani. Öğrenci kulüpleri bu şekilde. Ayrıca üniversitemiz öğrenci kulüplerini de destekliyor. Şimdi bizim IEEE öğrenci kulübümüz var örneğin. IEEE Kongrezyum'da bir parçası Ankara Üniversitesi'nde olacak şekilde oradaki kulüple beraber hareket ediyorlar. Bir bilgisayar mühendisliği konferansı yapacaklar. CSCon yapacaklar Ankara'da. Çok fazla katılımcının da olmasını bekliyoruz biz bu konferansta. Yani biz öğrenci kulüplerinin faaliyetlerini de destekliyoruz. Onu özellikle söylemiş olayım. Peki özgürlüklerini yaşıyorlar. Kültürlenmelerini en üst seviyede yaşıyorlar bu öğrenciler. Peki kendi girdi bir öğrenci bir mühendislik okuyor. Yazılım mühendisliği okurken. Çift anadal yandan imkanları da var mıdır? Çok güzel. Tam ben de bundan bahsetmek istiyordum. Evet. Ben olsam diyorum hep öğrencilere, benim zamanımda olsaydı ben kesinlikle çift anadal yapardım, yan dal yapardım. Çünkü düşünün, üniversitede bir bölümde okurken başka bir bölümde daha okuyorsunuz. Hiçbir fazladan ders alarak. Tabii fazladan ders alarak. Yani onu söyleyecektim. Hiçbir başarı gayretsiz olmaz. Mutlaka ekstra gayret sarf etmeye ihtiyaç var. Ama çok güzel bir imkan bu. Üniversitedeki birçok bölümdeki öğrenciler farklı bir bölümden. Örneğin bilgisayar mühendisliğindeki bir öğrenci gidip mütercim tercümanlıktan ya da mütercim tercümanlıktaki bir öğrenci işletmeden, siyaset bilimi, fakülte ayrımı yok. Fakülte yani şöyle var. Genelde yok. Genel olarak yok. Şöyle bilgisayar mühendisliğinde örneğin çift anadal yapabilmek için orada hani biraz önce bahsettiğiniz 300 bin barajı var ya. Evet. O 300 bin barajının altında olması lazım. Orada çift anadal yapabilecek bir öğrencinin. Bu tür mecburi şartlar var. Her üniversitede var zaten bu şartlar. Ben kesinlikle tavsiye ederim öğrencilerin dünyaya bakış açılarını değiştirebilecek bir şey. Çift anadal bir tane daha programı başından sonuna kadar okumak gerekiyor orada. Ama yan dalda 8-10 tane ders alıyor öğrenciler. Başka bir dalla ilgili dünya görüşlerini, bilgilerini, bilgi birikimlerini çok fazla geliştirebiliyorlar. Hocam bir başka soru bir öğretmen izleyicimiz sormuş. Yüksek lisans imkanları ve çeşitliliği nedir diye. Biraz önce programlardan bahsederken atladık onu. Evet, lisansüstü eğitim enstitümüz var üniversitemizde.
Burada yönetim bilişim sistemleri hem İngilizce hem Türkçe, bir işletme de bilgisayar mühendisliğinde, yazılım mühendisliğinde, elektrik elektronik mühendisliklerinde yüksek lisans programlarımız var. Henüz doktoraya başlamadık çünkü önce bir yüksek lisans mezunu vermeye ihtiyacımız var. Önümüzdeki sene inşallah ilk mezunlarımızı vereceğiz. Çok da rağbet var yüksek lisans programlarına. Özellikle işletmede, yönetim bilişim sistemlerinde çok fazla öğrencimiz var. Yani tezli tezsiz. Hem tezli programlar var hem tezsiz programlar var. Yüz yüze uzakta. Öğrencilerimiz. Yani YÖK'ün çizdiği sınırlar çerçevesinde yüz yüze uzaktan, %40 uzaktan olabilir dersler. Dolayısıyla bir miktar yüz yüze, bir miktar uzaktan olacak şekilde derslerimizi planlıyoruz ya da programlıyoruz. Şimdi tam burada bir başka soru soracağım. Yüksek lisansla da ilgili sorayım. Tabii sonuçta vakıf üniversiteleri belli bir kayıt ücreti alıyorlar ama sizin ve Türkiye Verimlilik Vakfı'nın o topluma olan katkısı tabii burslarda da kendisini gösteriyor. Kesinlikle. Burslar konusunda sorayım hocam. Tam zamanı sanki. Yani yüksek lisansta biz anlaşma yapıyoruz farklı kurumlarla. Kurum anlaşmaları var. Kurum anlaşmaları var. O kurumlarla yaptığımız anlaşma çerçevesinde indirimler oluyor. Lisans öğrencilerine burs? Lisans öğrencileri için herhalde bizim öğrencilerimizin %90'ı, %80'inin üzerinde öğrencimiz bursludur. Yani hem ÖSYM'den yerleşirken burslu olarak yerleşen öğrencilerimiz var. Ayrıca bizim tercih bursu vardı üniversitemizin girerken, öyle bursla gelen öğrencilerimiz var. Ya da hiç bursa gelmedi öğrenci diyelim. Üniversitede okurken 3,5 kredinin üzerine, ortalamanın üzerine getirirse o zaman tam burslu öğrenci statüsüne geçme imkanı var. Yani tam ücretliyken bir öğrenci tam burslu olabilir. Ya da öğrenciler bursla alakalı bu tanıtım günlerinde özellikle sorduğu konulardan bir tanesi oluyor. Acaba bizim bursumuz bir tane dersten kaldım ne olur, kesilir mi diye. Hayır, kesilmez. Yani hazırlık sınıfı boyunca 2 yıl boyunca öğrencilerin bursu kesilmez. Artı hazırlıktan normal lisans programına geçince 4 yıl boyunca, 8 dönem boyunca öğrencilerin bursları kesilmez. Ancak öğrencinin senesini uzatması lazım. Yani o 4. senesi 8. dönemden sonraya kalması lazım kesilebilmesi için. Bir küçük not daha ekleyeyim. Biraz önce sorduğunuz soruda atlamıştık gene. Acaba öğrenciler hani sahaya nasıl dokunuyorlar, imkanlar neler diye. Biz 7+1 programını benimsedik üniversitemizde. Biliyorsunuz 4 sene 7-8 dönem demek. Yapıyor. Bu 8 dönemin 7 döneminde öğrenciler teorik ders alıyorlar. 8. dönemde biz sahaya gitmelerini istiyoruz öğrencilerin, staj yapmalarını istiyoruz. Stajla ilgili de TAİ ile protokolümüzü yaptık, Havelsan'da protokolümüzü yaptık. Teknopark Ankara İvedik OSB ile protokolümüzü yapmak üzereyiz. Diğer büyük savunma sanayi şirketleriyle de protokollerimizi yapma aşamasındayız. Dolayısıyla öğrencilerin o 8. dönemde sahada tam da yerinde işi öğrenerek yapmalarını istiyoruz. Çünkü iş hayatına o zaman bir adım önden başlıyorsunuz. Çünkü ne nereye giderseniz gidin diyorlar ki tecrüben var mı? Evet, tecrüben var dediğiniz zaman bir adım önde olacaksınız demektir. Burada ne yapacaklar? Hem staj yapacaklar öğrenciler hem de bir proje yazacaklar staj yaptıkları yere yönelik olarak. Hem onlara fayda sağlamış olacak hem kendini geliştirmiş olacak öğrencimiz. Belki de ülkeye, hayata dünyaya bir katkı sağlayacaklar daha öğrenirken. Tabii, değil kesinlikle mi hocam? Daha öğrenirken dünyaya katkı sağlayacak pozisyonda olabilirler. Hocam birçok soru var ama biz savunma sanayi ile ilgili hazır siz de giriş yaptınız. Savunma sanayi şu anda ülkemizde çokça anılan, üniversitenin de Ankara Bilim Üniversitesi'nde zaten katma değer üretme aşamasında en büyük hedeflerinden bir tanesi de özellikle insan gücü yetiştirme açısından doğrudan ilgilendiği bir alan. Evet. Savunma sanayini siz nasıl görüyorsunuz? Yani önümüzdeki yıllarda ülkemiz olarak veya bir üniversitenin çok önemli bir mensubusunuz. Üniversitelerimiz açısından ne ifade ediyor? Yani hani savunma sanayi deyince direkt akla bir tek savaş gelmiyor. Çünkü o İHA'lar, SİHA'larla tarım da yapılıyor. Birçok yine projelerde kullanılıyor. Bu iş nereye doğru gidiyor? Yani o teknolojinin hızına sizin verdiğiniz dersler, o kitaplar yetişebilecek mi? Umarım yetişecek mutlaka. Savunma sanayi özellikle son 20 yılda, yani 98 savunma sanayi politikası ve strateji dokümanı vardır ilk adımın atıldığı. Sonra 2003'te bu revize edildi ve ondan sonra hep böyle
5 yılda bir savunma sanayi stratejileri, savunma sanayi önce müsteşarlıkla şimdi başkanlığı tarafından üretilmeye devam etti. Sanırım en son savunma sanayinin, savunma harcamalarının yurt içinde kalış oranı %70'in üzerinde, %75 civarında tahmin ediyorum. Biz ne kadar savunma harcamasını yurt içine yaparsak bir ülke kaynağını dışarıya vermiyoruz. İkincisi de hani söylediğiniz savunma sanayi ne katkı sağlıyor peki? Bir yüksek lisans öğrencimle biz bir çalışma yaptık. Evet, savunma sanayi ülkenin diğer sanayinin gelişmesine önemli katkılarda bulunuyor. Bu açıdan önemli savunma sanayi. Yani savunma sanayinde şimdi biz uzay çalışmaları dedik. Hatta verimlilik dergimiz var bizim vakfımızın çıkardığı. O konulardan bir tanesi uzay çalışmalarıydı. Uzay çalışmalarının ne katkısı olacak? Yani savunma sanayinde geliştirilen bir ürün, tıpta, sağlık bilimlerinde kullanılıyor. Uzay çalışmalarında geliştirilen farklı ürünler gene sağlıkta da olabilir, farklı alanlarda da olabilir, bilişimde de olabilir, kullanılabilir. Biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndaki o temel çalışmalardır bilimin bu noktaya gelmesini sağlayan, bilgisayarların, işte internetin gelmesini sağlayan. Dolayısıyla savunma sanayinin çok büyük bir önemi var. Biz de ülke olarak çok iyi bir noktadayız. Savunma sanayi özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Geliştirme Vakfı'nın o TAİ, Aselsan, Havelsan gibi büyük şirketler sayesinde. Şimdi biz Teknopark Ankara dedim. Teknopark Ankara'daki şirketlerin %65'i savunma sanayine çalışan şirketler. Şöyle bir faydası oluyor savunma sanayinin diğer taraftan. Şirketi bazı standartlara zorluyor. O zorlandıkları standartlar şirketlerin, onların kendilerine güvenmesini sağlıyor ve diyor ki ben bunu yapabilirim, artık yurt dışına da satabilirim. Dolayısıyla ülkeye başka bir ekonomik katkı daha sağlayabilecek bir pozisyona getiriyor aslında. Siz 2. Dünya Savaşı derken zihnimde şey canlandı. Eskiden Uzay Yolu ve Kara Şimşek filmleri, yani Güzel Sanatlar, evet, Fakültesi'ne de bence çok iş düşüyor. Onların edebi metinleri, kurguları da belki birçok hayalle birlikte birçok teknolojik icatları da tetikleyecektir, tabii, değil mi hocam? Tabii, kesinlikle. Hatta Sayın Rektörümüzün TAİ ile yaparken, protokol yaparken biz özellikle de koyduk. Örneğin biz şimdi milli muharip uçak geliştiriyoruz. Hocamız dedi ki bunun bir arketipi, yani bunun bir hikayesi, böyle bir şey var mı, yok mu? Yok, değil mi? Yani olması gerekir gerçekten. Kesinlikle. Zaten yani, ben Sayın Rektörümüzü bir başkasını anlatırken, evet, ona bir ipucu olarak şunu söylerim. Konuşacağın her şey ya da sana anlatılan her şeyin burada bir hikayesi var. O yüzden hazırlıklı ol diye de, evet, uyarırım ben. Evet, yani her şey bu anlamda güzel sanatlar, tasarım ve kreatif endüstrileri ilgilendiriyor bu tip çalışmalar. Yani onların da olması lazım savunma sanayinin içerisinde. Evet. Programın hızla böyle sonuna doğru geliyoruz. Evet. Birazdan veda edeceğiz ama hala vaktimiz var. Ben tam programın burasında bir soru sormak yerine serbest zaman tanıyayım hocam. Özellikle ele alacağınız, anlatacağınız, vurgulayacağınız, altını kırmızı kalemle çizeceğiniz konular varsa buyurun. Yani birçok konu konuştuk aslında. Evet. Hani aldığım notlar içerisinde, hani biraz önce siz ara verirken sürprizden gitmiştiniz. Çanakkale, evet, Çanakkale şehitleri demiştiniz. Onunla ilgili de biz üniversitede bir etkinlik yaptık. Şimdi orada Çanakkale'de şunlardan bahsediyoruz. Kısa filmleri unutmayalım bu arada, unutmayacağız. Üniversitenin, evet, ortaya çıkarttığı. Evet, evet. Karar... Yani şimdi o kadar çok konu var ki, o kadar çok etkinliğimiz var ki ben hangisini, bazılarını unuttuk, gerçekten geride kaldı. Bununla alakalı şimdi biz İstiklal Marşı ile ilgili gene Sayın Direktörümüzün yazdığı, kaleme aldığı O Günün Hikayesi filmini çektik. Kültür Bakanlığı ile beraber, ama üniversitemizin filmidir bu. Böyle ülkemize bir şey yaptık. Armağan, evet, ülkemize armağan ettik. Gerçekten böyle bir şey, yani biz, başka birisi şimdiye kadar yapmadı. Bizim üniversitemiz yaptı bunu. Gene geçmişte çok etkinlikler gerçekleştirdik. O webinarlar, seminerler, çok enteresan konulara değindik, dokunduk. Üniversite içerisinde yaptığımız çok fazla etkinlik oldu bu. Yani ekoiklim bunlardan bir tanesi. Geçtiğimiz hafta yaptığımız İslamofobiya ile alakalı forum bunlardan bir tanesi. Yani biz de üniversite olarak bunun içerisinde yer aldık. Şundan bahsediyorum, yani biz Çanakkale'yi, Çanakkale'deki o destanı, hikayeleri anlatıyoruz. Anlatırken aslında şuna da değinmek lazım. Yani bu her sene biliyoruz artık, biz Seyit Onbaşı o 220 kiloyu kaldırdı, 3 kere kaldırdı ve 18 Mart'ta o geminin batmasını sağlayarak deniz zaferinin kazanmasına çok önemli bir payı var. Biz buradan neyi öğrenelim, ya da Yahya Çavuş'tan ya da 57. Alay'dan neyi öğrenelim? Hani şunu söylüyorum ben öğrencilere,
azmederseniz başarabilirsiniz. Bunu öğrenin buradan. Yani kaldırmak isterseniz o 220 kiloyu kaldırabilirsiniz. Onun hikayesi de enteresandır belki, bilmiyorum. Daha sonra fotoğrafını çekmek için Seyit Onbaşı'ya giderler. Derler ki kaldır bakalım, kaldıramaz. O bir benzerini yaparlar, maket. Aslında fotoğraftaki Seyit Onbaşı'nın kaldırdığı mermi evet bir maketidir. Bunun gibi, ama azmettiğiniz zaman yapabiliyorsunuz onu. O çevresel değişkenler sizi o noktaya getiriyor. Çevrenizdeki değişkenleri o noktaya getirin. Azmedin, yapabilirsiniz. İşte Yahya Çavuş'un hikayesi, karşılarında düşman zanneder ki böyle 60-70 kişi yok da sanki böyle 600-700 kişi var zanneder. Azmederseniz, başarmak isterseniz, sebat gösterirseniz ve bununla beraber cesaret gösterirseniz bütün kapılar size açıktır. Ben özellikle insanlara bunu söylemek isterim. Çanakkale'den en azından bunun kesinlikle dersini almış olduk. Şanlı tarihimizin zaten bize en büyük armağanı o yenilmezlik duygusunu bizlere armağan etmesidir, ama zaman içerisinde ne acı ki anlatıcı pozisyonuna büründük, milletçe sahiplenici pozisyonuna bürünmedik. Ne mutlu ki 100. yıldan sonra bir film ortaya koydu. Ankara Bilim Üniversitesi Sayın Profesör Doktor Yavuz Demir hocamızın da büyük emeğiyle, katkısıyla. Ben de kendisine ve üniversitenize teşekkür ediyorum. Hocam, sizin özellikle bu Ankara Bilim Üniversitesi liselerle buluşuyor sosyal sorumluluk projenizde. Kültür ve kültürün davranışa etkisi konu başlığı böyle bir var. Onu da es geçmeyelim. Ben son 5 dakikaya geldik. Birazcık da öğrencilere mesajlarınızı daha fazla almak için buradan giriş yaptım. Yani şöyle, kültür biraz önce etrafımızda çizdiğimiz çerçeve gibi değerlendirirsek kültürün davranışımızda çok önemli bir etkisi var. Bazı kültürel boyutlar var. Hani bilimsel çalışmalarda yer alan, içinde bizim düşündüğümüz ve bilimsel çalışmalar içerisinde yer alan. Örneğin işte biz bireyci, toplulukçu diye ayırırız kültürü. Belirsizliği seven, sevmeyen kültürler diye ayırırız. Hani biz Türk toplumunu da bazı noktalara yerleştiririz burada. İşte zaman oryantasyonu gibi. Üniversitemizde bir hocamız var. Kolombiya'da doktora sonrası çalışması yapmış. Diyor ki Kolombiya'da zamanında giderseniz 15 dakika geç gitmiş olursunuz. 15 dakika erken gitmiş olursunuz toplantıya. 15 dakika geç başlar zaten diyor. Yani gibi. Kültür çok önemli. Dolayısıyla biz belirsizliği çok sevmeyen, o yüzden de girişimcilik düzeyi birazcık az olabilecek ya da az olarak değerlendirebilecek bir toplumuz. O belirsizliği biraz önce bahsettiğim çevrenizdeki konuları belirleyebilecek değişkenleri tespit ederek giderebilirsiniz ve dolayısıyla en azından o kültürel kodunuzdan birazcık daha kurtulabilirsiniz diye özellikle söylemek isteyeyim kültürel çerçevede. Teşekkür ederim. Üniversitede fakülteleri, bölümleri, sosyal kültürel imkanları, öğrenci kulüplerini, staj imkanlarını hepsini konuştuk. Konuşmadığımız bir konu akademik kadro hocam. Evet. Kimler akademisyenler? Çok güzel bir akademik kadromuz var üniversitemizde. Her bölümümüzde, her fakültemizde hem yurt içerisinde iyi üniversitelerden gelmiş hem de yurt dışında iyi üniversitelerde çalışmalarını yapmış hocalarımız var. Yani özellikle hani bir tanesini ya da birkaç tanesini isim vermek anlamında demedim. Hani böyle niteliğini ön plana çıkartmak. Hocalarımızın nitelikleri çok önemli. Hep biz genç üniversiteyiz diyoruz. Sanki hocalarımız da 2 sene önce hoca olmuş gibi algılanıyor belki, ama hayır, öyle değil. Geçen sene gene böyle bir programda bahsettiğimiz konulardan bir tanesiydi. Bizim üniversitemizdeki hocalar tarafından yapılmış onlarca doktora, belki onlarca da yani yüze yakında yüksek lisans çalışması var. Kırmızı kalemi gösterince program sona eriyor hocam. Çok mutlu olduk katıldınız, şeref verdiniz. Ankara Bilim Üniversitesi'ne ve size çok teşekkür ediyorum hocam. Ben beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Çok büyük bir mutluluktu burada olmak. Sağ olun. Yeniden buluşmak dileğiyle diyeyim. Efendim, bugün Kırmızı Kalem programının sonuna geldik, ama haftaya yeniden buluşmak dileğiyle efendim. Hoşça kalın, saygılar, görüşmek üzere.